Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Kahve Hanım nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Güvendiğiniz, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle size. Beğendiniz mi kasanın içinden çıkan hani emanetimi? Şaşkınım biraz. Şaşkınsınız. Hı hı. Niçin şaşkınsınız? Beklemiyor muydunuz böyle bir şey? Hani çok da beklediğim bir şey değildi açıkçası. Şaşırdım ama mutlu da oldum. Mutlu oldunuz. Tamam, önce şu şaşkınlık kısmınızla ilgili biraz bir şeyler sormak istiyorum. Peki. Sizce niçin bunu bırakmış olabilir eşiniz size? Yani tarifsiz duygular. Ama bir nevi özlediği için bir adım atmak istemiş olabilir. Ama bunu beni arayarak yapabilirdi. Sizi niye aradı? Ben onu hala anlamış değilim açıkçası. Sizce neden? Ya Kader biraz şeydi, çekingen bir tipti. Hı. Ben ona göre biraz daha konuşkanım, biraz daha girişkenim ama... ne bileyim, numaram da vardı aslında, beni arayabilirdi. Hala biraz da şaşkınım. Murat Bey, böyle kafadan sormak istiyorum direkt. Evet. Niçin eşinizle uyumuyorsunuz? Ya şimdi evliyiz doğru ama her insan eşiyle aynı uyuyacak. Yani böyle bir şey yok ki. Çevremde mesela arkadaşlarımla toplantı yapıyoruz veya görüşmeler yapıyoruz. Maç esnası oluyor, bir şey oluyor. Yani illaki konuşuyoruz. Ben de ayrı yatıyorum, sorun yaratmıyor ama... Murat seninki niye böyle yapıyor diye herkes soruyor. Ben de bunu anlamadım. İnsanlar için normalken benimki niye normal değil? Şimdi anlamaya çalışıyorum. Arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz. Sohbetlerimizde. Evet. Onlar da evli ve evet, eşleriyle ayrı mı uyuyorlarmış? Ya bazı günler illa ki uyuyorlar. Şimdi Murat Bey, bazı günler olur. Tabii. Ben de 20 küsur yıllık evliyim. Bazen televizyon karşısında uyuyakalırsınız. Bazen çok sıcak bir gündür. Gidersiniz, bir nefes almak istersiniz. Salonda, kanepede uyuyakalırsınız falan filan. Ama sizinki pek öyle bir duruma benzemiyor. Siz eşinize gitmişsiniz ve demişsiniz ki ben artık seninle uyumak istemiyorum. Ya bu da ayrı bir şey. Sonuçta sıcak oluyor, ben uykumu alamıyorum, kendimi huzursuz hissediyorum. Yani onunla uyuduğum zaman bütün günüm bitmiş gibi oluyor, böyle hissediyorum. Eşinizle uyuduğunuz evet, zaman huzursuz uyuyorsunuz. Çok huzursuzum. Gündüz çalışırken işime yansıyor, özel hayatıma illaki yansıyor bu. Aa! Peki bir şey söyleyeceğim, siz severek evlendiniz. Evet, kaderi çok seviyorum. Hala seviyor musunuz? Hala çok seviyorum. Harika. Peki sevdiğiniz insanla birlikte uyumak sizi niçin huzursuz ediyor? Ya ilişkimizi dinç tutmak için illaki beraber uyumamıza gerek olduğunu düşünmüyorum işin aslına bakarsak. Bir gün Kader Hanım gelseydi sizin karşınıza evet, ve deseydi ki... ya Murat, ben seninle uyurken çok huzursuz uyuyorum. Hatta uyandığımda bütün günüm çok kötü geçiyor. Bütün günüme yansıyor seninle uykumdaki o huzursuzluk. Ben bundan sonra seninle uyumak istemiyorum. Ne hissederdiniz? Ya illa ki kötü hissederdim ben de. Hı. Yani onun yerine koyduğum zamanlar oluyor. Tabii ki kötü bir durum ama... tercih mi diyelim buna? Ben böyle daha huzurluyum, daha mutluyum. Ya aha hanım, ben küçükken de çift kişilik yataklarda tek kişi büyüdüm. Yani hayatım boyunca hep rahat, böyle alıştım. Kendimi daha huzurlu hissediyorum. Yani eşimle uyuduğumda... huzursuz uyuyorum diyorsunuz. Ne zaman başladı bu huzursuzluğunuz? Ya bu huzursuzluğum şöyle, küçüklüğümden beri zaten vardı. Kendim bildiğim bileli var açıkçası. Ama kaderle evlendik biz. Birbirimizi çok sevdik. Sizi çok seviyor eşiniz. Ben de onu çok seviyorum. Ne kadar güzel. Ama şöyle, ilk evlendiğimiz zamanlarda denedik. Beraber uyumaya çalıştık. Sonra baktım ki huzurlu değilim, huzurlu olamıyorum. Daha sonrasında zaten öyle bir şey söyledim. Ya ben seninle uyumak istemiyorum gibisinden. Sonrasında konu böyle geldi. Niçin huzursuzsunuz? Hani bazıları böyle çok deli yatar uykusunda. Evet. Öyle mi yatıyor mesela eşiniz? Atıyorum çok döner döner de sizi rahatsız eder, uyutmaz. Yok öyle değil ya. Psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü bana sarılınca hani özgürlüğüm elinden alınmış gibi hissediyorum. Ben balık burcuyum ayrıca. Hani burcumun özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Hakimiyet duygusu var.
Bu yüzden... Benim eşim de balık burcu. 20 yıldır yatağın değil yarısını, 4'te 3,5'unu kaplıyorum ben, biliyor musunuz? Hiç öyle bir hakimiyet duygusuyla gelmedi adamcağız bana. Zavallım yani yatağın şu kadarında her sabah düşmek üzereyken buluyor kendini. Öyle uyanıyor. Ama hiçbir günde bana demedi ki Ahucuğum ben artık seninle uyumak istemiyorum. Çok huzursuz uyuyorum. Demedi. Dese çok kırılırım. İlla çok öyle, üzülürüm. Hani... Eşiniz çok üzgün. Çok kırgın. Çok yaralı. Ya geçen 4 ayda ben de onu çok özledim. Onu inkar edemem ama dedim ya tek daha mutluyum. Ben ona aslında hiçbir rahatsızlığım yok. O zaman da söyledim. Sadece ben uyurken rahat uyumak istiyorum. Onun dışında beraber gezelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ama bir süre sonra bu kıskançlık, ne bileyim kapris, trip bu gibi şeylere dönüşmeye başladı. Sonra birbirimizin özellerine karışmaya başladık. Bu gibi şeyler abarttıkça abarttı, abarttıkça abarttı. Kıskanç ya... mıdır Kader Hanım? Biraz kıskanç. Ne gibi mesela? Mesela nasıl diyeyim? En basit kıskançlığını anlatayım. Bir arkadaşlarımla toplantıya gitmiştik. Hı. O anda eski kız arkadaşım da gelmişti. Günler sonra bana bir resim attı. Bunu Kader bir görür. Onu anlatana kadar derdim var ya. Diyorum ki ya bundan ne var? Sonuçta biz beraber toplandık. Gerek görmem için sana anlatmadım diyorum. Niçin gerek görmediniz? Her şeyimi anlatmak istemiyorum. Ama sizin olan o her şey... Evet. ...yin bir parçası. Bir süre sonra hani Kader Hanım'ı da ilgilendiriyor olabilir ya... O da bir kadın olarak acaba sizin eski sevgilinizle görüşmüş olmanızdan, onunla fotoğraflar çektirmiş olmanızdan ve bunun bilgisini kendisine vermemiş olmanızdan rahatsızlık duymuş olabilir mi? Yani muhtemelen olabilir. Peki olmuştur. Size bir şey soracağım. Dinliyorum. Kader Hanım eski sevgilisiyle... Evet. ...karşılaşmış olsaydı... Dediniz ya bile isteye bir araya gelmedim eski sevgilisiyle. Tabii. Bir tesadüf eseri. Eşiniz eski sevgilisiyle karşılaşıyor. Birlikte zaman geçiriyorlar. Sonra eski sevgilisi siz yan yanayken eşinizle birlikte çektirdikleri fotoğrafları gönderiyor Kader Hanım'a. Yani hiç hoş bir durum olmazdı açıkçası. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi öyle söyleyince yerime koydum da kendimi. Daha önce hiç koymadınız mı? Ya bazen koyuyorum da hani bu açıdan bakmamıştım. Hmm. Siz söyleyince biraz. Doğru, olmayabilirdi. Söylemem gerekiyordu. Ne bileyim, cesaret edemedim ya da gerek görmedim. O anki ruh halim. Hmm. Acaba sizin bu zaman zaman önemli mevzularda gerek görmediğiniz durumlar Kader Hanım'ın canını acıtıyor olabilir mi? Çünkü onun için belki de çok gereklidir. Ya belki de. Sizce eşiniz niçin onu belli bir noktada sevmekten vazgeçtiğinizi düşünüyor? Ya ben onu sevmekten hiç vazgeçmedim ki. Bunu ona söylediniz mi? Ya cesaret edemedim. Neye? Ya sevdiğimi illaki ufak tefek cümlelerle belli ediyorum ama... ...o istiyor ki ilk günkü gibi olsun. Hani yazayım, çizeyim, ne bileyim arayayım, sorayım. Hangi ilişkide bu mümkün ki? İlk gün nasıldı, ilk günler? Ya ilk tanıştığımızda arardım, sorardım. Hmm. Böyle yani bir sevgilinin olması gerektiği gibiydi. Ama zaman içinde alışkanlık... ...şeyler derken biraz tabii insanlar birbirine mesafe biraz koyabiliyor açıkçası. Evliliğiniz alışkanlığa mı döndü? Olabilir. Peki alışkanlığa döndüğü için mi birlikte uyumak istemiyorsunuz? Yok hayır, uyumak istememenin onunla alakası kesinlikle yok. Şimdi diyorsunuz ki Murat Bey, eskiden arardım, sorardım, ilgilenirdim. Artık o kadar aramıyorum, sormuyorum, ilgilenmiyorum. Evet. Bir de üstüne... Seninle uyumak istemiyorum artık diyorsunuz. Evet. Bu kadın kendini nasıl hissetsin? Tamam da ama üstüme çok geldi. Ya beraber uyuyalım diyor, her anımı beraber geçirelim diyor. Ne bileyim, arkadaşlarımla bile ortak bir noktamız olmaz oldu artık. Dışarıda çok huzurluyum doğru ama evde huzursuzluk başladı. İşte diyorum ki bu rutinden, alışkanlığa dönüşmesinden... ...ve kendinizi artık huzursuz hissetmenizden... ...dolayı mı eşinizle birlikte uyumuyorsunuz? Hayır diyorsunuz. Hayır. Uyumamamın sebebi bu değil, bu değil diyorsunuz. Ama işte her şey çok mu birikti acaba? Ya kaderle ilgili herhangi bir rahatsızlığım, şikayetim... ...bir şeyim yok ki.